Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir etkinliğe gidiyoruz. Amerikan Hockey League maçına gideceğiz. Texas Star'ı izleyeceğiz. Buz hokeyi maçı. Eğlenceli, kavganın, dövüşün, aksiyonun bol olduğu bir karşılaşma olacak. Maçtan önce bir YouTube videosu çekeceğim. Karın bölgesine yönelik. O YouTube videolarımı, egzersiz videolarımı da izlemeyi lütfen unutmayın. Önce bir YouTube videosu çekeceğiz. Sonra karnımız acıkırsa bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra stada dolu euro koyacağız. Statta size etrafını göstereceğim. Stadın içini göstereceğim. Maçtan biraz enstantaneler göstereceğim. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görmek istediğiniz videolar varsa aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Daha bir sürü videolar yapacağız. Bir sürü etkinliklere katılacağız. Takipte kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi video çekmeye gidiyoruz. Videomuzu çektik. 8 dakikalık bir karın bölgesine yönelik bir antrenman yaptık. Şimdi eve gideceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz kapı kapanmada. Ben de daha önce Kanada'da yaşadım. O yüzden böyle amatör olarak buz hokeyi maçı çok izliyordum. Fakat ilk defa bir profesyonel maça gideceğim. Heyecanlıyım. Biraz soğuk olacağı için kalın giyeceğiz. Stada doğru yola çıkıyoruz. Önce eve gidiyoruz. Üstümüzü değiştiriyoruz. Matımızı bırakıyoruz. Ondan sonra stada doğru yola koyuluyoruz. Haydi bakalım. Statta görüşürüz. Stada geldik, giriş yapacağız. Evimize çok yakın, arabayla 10 dakika. Güzel smoke burgerları varmış duyduğum kadarıyla. Karnım çok aç, bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yerimize oturacağız. Haydi bakalım, stada giriyoruz. Ve içeri giriş yaptık. Güvenlikten geçene kadar mikrofonları sakladık ama sonunda içerideyiz. Şimdi size biraz etrafı göstereceğim, restoranları göstereceğim. Bedava dondurmamızı aldık, yiyoruz ve devam ediyoruz. Burada güzel bir hot dog, bira ve shake'ci var. Burada bir Bud Light Club var. Kartla girebiliyorsun. Biz ileriye doğru devam ediyoruz şimdi. Stadın içi o kadar soğuk ki insanlar şapka, atkı, montla gelmişler. Ben şort tişörtün üstüne bir tek kapşonlu aldım. Baba gibi geldim. Bakalım sonumuz ne olacak merak ediyorum. İşte bahsettiğim yer burası. Buradan bir burger yiyeceğim galiba. Burada season pass falan satılıyor. Oo, güzel bir cookie'ci var. Başka bir biracı ve şu ilerideki ne? Kiki? Şu? Frozen ice. Oh, frozen ice. Yoğurt gibi bir şey. Oh, Pizza Hut. Evet, Pizza Hut'ımız da var. Bir mağazaya bakalım mı ne var ne yok? Bir Texas Shop'a girelim. Texas Star Shop. Şapka ne kadar? Şapka 35 dolar. Pahalıymış be. Bu ne kadar? 37 dolar. Formalara bakalım. Formalar ne kadar? 89-90 dolar formalar. Tişört 25 dolar. Bu uzun kollu 45 dolar. Burada güzel bir uzun kollu var. Bu ne kadar? 76 dolar. Yazmıyor ama burada hockey stickler var. Gerçek maç stick mi yoksa taraftar için mi bilmiyorum. Ama bayağı güzeller. İnsanlar da arkadan giriş yapıyor. Mağaza çok küçüktü. Tık girdik, tık çıktık. Ama fiyatlar acayip pahalı. Bence Amerika'da ikinci ligdeki bir takım için fanlarına sattığı tişörtler 35-40 dolar biraz fazlaydı. İnsan bir sale falan verirdi. Vermemişler. Oo, evet, size bahsettiğim Smokehouse Burger'cı aslında burası. Texas Smokehouse Burger. Zaten insanlar şu anda sıra bekliyor ve biz de o sıraya gireceğiz. Haydi bakalım. Tadı keşfetmeye devam ediyoruz. Linda, bir dakika. Şuradan hemen size bir küçük bir demo vereyim. Ve buradayız. Mekan online. Biz çok yukarıda değiliz. Yakındayız. Meşhur Amy's Ice
Queen. Texas'a gelip bunu denemeden sakın Texas'tan ayrılmayın. İnanılmaz lezzetli. Mexican olmazsa olmaz. Hiçbir statta Meksika restoranı olmayan, daha doğrusu bir stat görmedim. Çok kalabalık değil gibi aslında. Burada güzel bir grillci var. Etçi, etten başka bir şey yok. Sana göre değil burası. Ben smoke'dan yiyeceğim, evet. Kesinlikle. Stat'tayız. Elimizde tam olarak burası. Geçelim sen. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra maçla ilgili konuşacağız. Ama öncesinde şu güzel yemeğimizi afiyetle yiyoruz. Sporcular şu anda çıktı. Isınma turlarını atıyorlar ve yavaş yavaş maça doğru gidiyoruz. Yedek kaleciler doğru da ısınıyor. Bir şeyler yapıyor. Evet, bizim takımımız Texas Stars bunlar. Karşı takım, rakip takım Roadrunners. Texas ikinci lig takımı, NHL takımı değil. Farklı farklı driller yapıyorlar kaleciyle. Şimdi diğer bir drille başlıyorlar. Şimdi başlamasına son 3 dakika 52 saniye. Ve farklı farklı drillerle devam ediyorlar. Şu yeşil siyahlılar, Texas Stars'lar. Bunlar Dallas Stars'ın ikinci takımı olarak ikinci ligde mücadele ediyorlar. Sahibi Dallas Stars. Yani Fenerbahçe'yi düşünün ya da Beşiktaş'ı düşünün. Birinci ligde bir takımları olduğunu düşünün. Buradan oyuncu yetiştiriyorlar. Ve NHL'de National Hockey League'de oynatıyorlar. Maaşları da ona göre. Burada çok yüksek değil. Fakat çok gelecek vadeden sporcuları alıp Dallas Stars'ta oynatıyorlar ve onlar için de güzel bir fırsat oluyor. İkinci lig takımlarının çok yüksek bir bütçeleri yok. Saatlik böyle 16 ile 50 dolar arası kazanıyorlar. O da yıllık yaklaşık 48 bin dolarla 100 bin dolar arası değişiyor. Hiç fena değil ama diğer sporlara göre, gittiğim diğer maçlara göre oldukça düşük tabii. Nasıl vuruyor gelişine be? Çok iyiler ya. Isınma bitti. Şimdi maçı hazır hale getiriyorlar sahayı. Birazdan sporcular gelecek ve maça başlayacaklar. Bunu Kanada'da görmüştüm. Oynandıktan sonra şu makine aşağıdan gördüğünüz gibi buz fışkırtıyor ve zemini düzeltiyor. Birazdan maça başlıyoruz. Ağzına kadar dolu değil ama seyirciler yine de ikincilik takımına göre hiç fena değil. Yukarıda suitler var. Volvo'nun vesaire vesaire. Taraftarlar takımlarına destek oluyorlar. Dallas'a National Hockey League maçına gideceğim. O zaman takım arasındaki farkı size karşılaştıracağım. Texas Stars takımı ve rakip takım da sağ. Ama alkışlayan yok. İsimlerini bile okumadı. Takımlar yerini aldı. Hakem birlikte ve hakem de geldi. Maç başlıyor arkadaşlar. Yanımızda adamlar. Şu yanımızdaki adamlar öyle küfür ediyor ki kaleciye, inanılmaz. Abi tekme tokat birbirlerine giriyorlar ya. Şunlar coşturuyor taraftarı. Hadi be, kaçtı.
Adamın pestilini çıkardı. Yedek kulübesi bu tarafta. Oyuncu değişimini gördüğünüz gibi hemen yapıyorlar. Biri çıkıp biri giriyor. Kuralları bilmiyorum ama tek bildiğim şey kalenin içine girirse gol. That's it. Şöyle güzel bir kavga olsa da izlesek. Hemen oyuncu değiştirdiler. Hemen oyuncu değiştirdiler. Üçer beşer, üçer beşer. Şu arkadaş ilk golü attı. Rakip 24 numara. Bu var ya ısınmada çok iyi vuruyordu. Bu adam ısınmada çok iyi vuruyordu dikkat ettiyseniz. İlk golü attı 1-0. Kavga çıktı. Maçta zaten eğer yüzünüze gelirse 110 numaralı kapının arkasına gidin, doktorlar bekliyor diyor. Çünkü o top suratımıza gelirse paramparçayız. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Ah be. Ve kavga çıktı. Ve kavga çıktı. Bu arada buraya gelirken kesin üzerinize kalın bir şeyler getirin. Çünkü stat gerçekten soğuk. Bunu getirmeseydik donmuştuk. Benim şu anda bile üşüyor. 16 giyseydim diyorum. Ama siz siz olun. 16 ile gelin. Skor 1-1 oldu. 20 numara. Abimiz attı. Manyak bir gol. 20 numara. Skor 1-1. Adam dayak yedi, dışarı çıktı, orada oturuyor şu anda. Manyak dövdü ya. Oraya oturdu değil mi o? Oraya oturdu değil mi? Dayak yiyen oraya oturdu şu anda. Cezalı. Dayak yiyen orada oturuyor şu anda. Şu anda bir kişi eksik oynuyorlar. Birebir kavgada kaybetti, oyun dışı kaldı. Bir düzeltme yapıyorlar. Kavga edenlerin ikisi birden çıktı. Dayak yiyen sadece çıkmamış. Bitirin artık, 3 tur oldu be. 2-2 devam ediyor ama biz trafiğe kalmamak için erkenden çıktık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Etkinlikler devam ediyor, büyük sürprizlerim geliyor. Lütfen takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, videolara yorum atmayı ve sevdiğiniz tarzda videoları lütfen aşağıya bildirin. Mutlulukla yaparım mümkünse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.